Sağlık ekranlarından herkese mutlu günler değerli izleyiciler. Genel sağlık programımızla karşınızdayız. Ve bu haftaki konuğumuz dahiliye uzmanı Kemal Haşıl. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. İlk defa programımıza konuk evet, oluyorsunuz. İlk kez. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben 1958 doğumlu. Daha önce ilk görev yerim, yani mezun olduktan sonra ilk görev yerim Amasya Kızılca Sağlık Ocağı'nda görev yaptım. İlk mecbur hizmetim orasıydı. Daha sonra Amasya'dan sonra Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne geldim. Daha sonra oradan Samsun Fizik Tedavi Hastanesi'nde 1987-89 yıllar arasında çalıştım. Fizik tedaviden sonra Samsun Devlet Hastanesi Acil Tabipliği'nde 90 yılına kadar çalıştıktan sonra 1990 Eylül ayında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dahiliye bölümünde İstas'a girdim. Orada İstas'ımı tamamladım. İstas'ımı bitirdikten sonra Samsun Devlet Hastanesi, Terme Devlet Hastanesi'ne atandım. Orada 8 yıl çalıştıktan sonra Alaçam'a geçtim. 4 yılda Alaçam'da çalıştıktan sonra Samsun Devlet Hastanesi'ne geldim. Ve Samsun Devlet Hastanesi'nden de emekli olup 2010'un Ocak ayında özel olarak çalışmaya başladım. Peki hocam neden dahiliye? Yani çok geniş çaplı bir alanı tercih ettiniz. Yani bu dahiliye konularını, bu şeyleri çok sevdiğim için, yani geniş kapsamlı olduğu için ve insanlara bu yönde daha iyi hizmet verebileceğim için dahiliyeyi seçtim. Yani cerrahi hiç düşünmedim. Evet. Peki dahiliyeye hangi şikayetler gelir? Yani izleyicilerimiz tabii ki artık konular yer yerine oturdu. Artık kim hangi rahatsızlığınızda hangi doktora gideceğini biliyor ama tabii, bir de evet. Sizden öğrenelim. Dahiliye şimdi, hangi konuları içeriyor? Dahiliyenin konuları biliyorsunuz çok geniş kapsamlıdır. Evet. Mesela en sık başvurular şeker ve tansiyon konusunda olmaktadır. Bronşitli hastalar, astımlı hastalar, alerjik astımlı hastalar, romatizmal hastalıklar, mide şikayetleri, böbrek şikayetleri, böbrek hastalıkları ve mide hastalıkları, mide bağırsak sistemi hastalıkları ve bir de endokrin bölümünü içerisine alan işte diyabetin yanında tiroid hastalıkları alanında hepsi sizin çok tabii hepsi bizim alanımızda. Yani vücutta bütün hangi organları düşünüyorsanız hemen hemen o konunun böyle cerrahi olmayan tarafını dahiliye incelemektedir. Peki hocam hastalarımız artık hangi şikayetle geliyor? Yani günümüzde daha çok tansiyon ve şeker böyle ön planda gözüküyor. Sebebi ne de bilmiyorum. Hani son yıllarda çünkü gerçekten herkesin yani 3 kişinin ikisinin tansiyon veya şeker rahatsızlığı var. Size gelen hastaların şikayetleri neler çoğunlukla? Ya çoğunlukla bize gelen günün böyle sabah muayeneye başladığımızda saat işte muayene bitinceye kadar, muayene süremiz bitinceye kadar yani mesela tansiyon hastaları, şeker hastaları, bir de mesela mevsimine göre işte akciğer hastalıkları, bronşitler, gripal enfeksiyonlar, ondan sonra astımlı hastalar, mevsim onlar biliyorsun genelde rahatsızlanıyorlar. Mesela bahar mevsiminde astım hastaları ve alerjik şeyler daha da artıyor. Kışın kronik bronşitler artmaktadır. Ama yılın bütün zamanlarında şeker ve tansiyon hastaları mutlaka vardır. Yani onlar devamlı ve en sık şekilde bize başvurmaktadır. Peki hocam, bu hafta hipertansiyonu konuşacağız. Evet. Öncelikle hipertansiyon hakkında genel bilgi verir misiniz bizlere? Şimdi hipertansiyon doktora en sık başvuru nedenlerinden bir tanesidir. Hipertansiyon bir toplumdaki insanların %30-30 civarındakini etkilemektedir. Mesela Türkiye'de yapılan istatistiklerde tansiyon 18 milyon tansiyon hastası olduğu bildirilmektedir. Yapılan istatistik çalışmalarda. Tabii %30
30-35 civarına gelmektedir. Ve tüm hipertansiyon vakalarının %90-95'inde zaten neden bulunamamaktadır. Geri kalan %10'unda neden bulunabilmektedir. Nedeni saptanabilen %10 gruptur. Bu bir nedeni saptanamayanlara primer hipertansiyon, esansiyel hipertansiyon diyoruz. Nedeni saptananlara ise sekonder hipertansiyon denilmektedir. Türkiye'de normal tansiyon sınırlarına söyleyecek olursak, biz Türkiye'de optimal olarak tansiyon durumunu 120-80 olarak şey ediyoruz. Yani bunu mesela halk dilinde 120 büyük tansiyon, küçük tansiyon olarak biliniyor. Bizim tıp dilinde de sistolik tansiyon, küçük tansiyon da diyastolik tansiyon olarak bilmekteyiz. Şimdi tansiyon diyebilmemiz için tansiyon diyebilmemin öncesinde mesela hastanın tansiyonları 120, 130, 140'a kadar olabiliyor büyük tansiyonu. Küçük tansiyonda işte 80-90'a kadar olabiliyor. Tansiyon diyebilmemiz için 140 büyüğü, 90 küçüğü olması gerekiyor. Bunun için de ama eğer kişide, bu normal kişilerde, eğer kişilerde mesela risk faktörleri varsa, diyabet varsa, kronik böbrek yetmezliği varsa veya diğer risk faktörleri varsa bu sefer 130-80'e de mesela diyabetik hastalarda 130-80'e de tansiyon vardır diyebiliyoruz. Yani tansiyon var. Hipertansiyonun sebepleri ne ya da tetikleyen durumlar neler? Hipertansiyonu şimdi mesela bizim toplumumuzda bayağı bir obez bir toplumuz biz. Tuz kısıtlaması yoktur. Tuzu bolca kullanmaktayız. Bunu tetikleyen sebepler işte kilo artışı, obezite olması, ondan sonra tuz alımına dikkat edilmemesi, fazla tuzlu miktarda tuzlu yiyecekler yenilmesi, sigara kullanımı, ondan sonra işte sigara kullanımı, sigara kullanımının yanında alkol kullanımı hepsi tetiklemektedir yani. Peki hipertansiyon ikinci nedenlerinden bahsedecek olursak? Hipertansiyon ikinci nedenlerini şey edecek olursak bir böbrek renal nedenler vardır. Bunların en sık renal nedenler içerisinde en sık görülen kronik böbrek yetmezliği. Ve hipertansiyon böbrek damarlarında da işte şey daralma yapabileceği için ileri yaşlarda aterosklerozlar görülüyor. Damarlara bağlı tıkanmalar veyahut da daralmalar yine böbrek şeylerine hastalıklarına neden olabiliyor. Ve ikinci şey olarak en sık endokrin nedeni olarak tipik diyabetes mellitus görülmektedir. Yine nörolojik nedenler var. Yine diğer nedenler içerisinde mesela gebelikte hipertansiyon oluşabilmektedir, görülmektedir. Ve böyle çok ayrıntılı endokrin nedenler vardır. İşte evet. Böbrek üstü bezlerinin adenomu dediğimiz feokromastoma vardır. İşte primer hiperaldosteronizm vardır. Yani daha birçok nedenler sıralanmaktadır. Peki eşlik eden risk faktörlerini nasıl sıralıyoruz hipertansiyona? Hipertansiyon eşlik eden risk faktörleri. Evet. Şimdi bir dediğim şekilde obezite. Obezite en çok toplumumuzda görülen şeylerden bir tanesi. Evet. İkincisi tuz kısıtlamasının yapılmaması. Yine hiperinsülinemi ve insülin direncinin olması. Hiperinsülin ve insülin direncinin olması bu tabii diyabetik bir zemine yol açmaktadır. Yine uyku apne sendromları dediğimiz sendromlardır. Bunlar da hipoksi hipertansiyon yapabilmektedir. Yine en sık nedenlerden bir tanesi bizim toplumumuzda da çok yüksektir. Kolesterol yüksekliği, hiperlipidemi dediğimiz kolesterol yüksekliği. Bir de ürik asit yüksekliği, sigara ve alkol alımı da hepsini tetikleyen risk faktörleri. Peki hipertansiyonu sıklıkla zarar gören organlar hangileridir hocam? En sık kalp böbrek şeyleri görülmektedir. Mesela kalp etkilendiği zaman kalp yetmezliklerine, miyokard infarktörüne, kalp krizlerine, koroner arter hastalığına neden olmaktadır. Böbrekte
Böbrekte dediğim şekilde kronik böbrek yetmezliğine neden olmaktadır. Gözlerde göz damarlarını etkiler, retinopati dediğimiz göz bulguları neden olur ve hatta görme kayıplarına kadar gidebilir. Bir de kan damarlarını etkiliyor, beyin damarlarını etkiliyor. Beyin damarlarını etkileyerek şey yapabiliyor. Felç ve inme dediğimiz felçlere neden olabiliyor. Olarak da yine periferik arterleri etkileyerek periferik arterlerdeki damar tıkanmalarına neden olup onlar da... Yani oldukça zararlı sonuçlar ortaya çıkartabiliyor tansiyon ve hipertansiyon. Tabii. Peki hipertansiyonda tanısal değerlendirme nedir hocam baktığımızda? Hipertansiyonda önce kan basıncı tespit ediliyor. Kan basıncı geliyor hasta muayeneye geldiğinde. Önce kan basıncı tespit ediliyor. Hipertansiyonun ikinci nedeni var mı yok mu o belirleniyor. O ikinci nedeni varsa o nedene göre tedavi yapılmaktadır. Bir de diğer risk faktörleri varmış. İşte hasta obez mi, sigara kullanıyor mu, kolesterol yüksek mi, alkol alıyor mu? Bu tür risk faktörlerine çıkıyor. Bir de hipertansiyonun etkilediği hedef organlar vardır. İşte dediğim şekilde kalp, ondan sonra böbrek, göz, işte beyin damarlar, diğer periferik damarlar. Bunlardaki hasar ne boyuttadır, nerededir diye, nasıldır diye onlara bakıyoruz. Kan basınçları günde en az 2 kez ölçülmelidir. Kan basınçları en az günde 2 defa ölçülmelidir ve evde ölçülmelidir. Şimdi evde ölçülmelidir çünkü hasta muayeneye geldiğinde sıkıntı, stresli olabiliyor, yorgun olabiliyor, kan basınçları yüksek çıkabiliyor. Yani evdeki ölçümler muayenedeki ölçümlere göre daha güvenilirdir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de hasta geliyor bize, biz ölçtüğümüzde tansiyonları yüksek ama sen git diyoruz evde tansiyon takiplerini yaptırıyoruz. Evde tansiyon takiplerini yaptırdığımızda, bakıyoruz ki tansiyonların hepsi normal. Evde normal. Muayenede yüksek. Biz buna işte beyaz önlük tansiyon diyoruz ve çok sık görülen bir vaka. Yani buna çok dikkat etmek gerekiyor. Hastaya hemen gelir gelmez sende tansiyon vardır diyemiyoruz. Önce takip yapıyoruz. Takip neticesinde de eğer tansiyon yüksekliğine karar verdiğimizde tedaviye başlıyoruz. Tedavi başlama değeri dediğim şekilde 140-90, büyüğü 140, küçük tansiyon 90 milimetre civa. Bunun üzerindeki tansiyonlarda işte tedavi başlama kriterimiz oluyor. Ama eğer hastalarda diyabetik hasta veya böbrek yetmezliği varsa bu sefer tansiyonu 130-80 olsa da tansiyon tedavi vardır başlıyor. Deyip tedavi başlıyoruz. Yani biraz da hastanın durumuna göre değişiklik gösteriyor. Tabii mutlaka evet. Peki hocam primer hipertansiyonun önlenmesi ve tedavisinde neler yapılabilir? Şimdi tedaviye erken dönemde başlanıp uzun süre devam ettirebildiği takdirde bir de yaşam tarzı değişikliklerine kişi uyuyorsa milyonlarca vakayı hipertansif olmaktan koruyoruz. Hayat boyu ilaç tedavisi vardır. Kişiler bunu mutlaka bu şekilde biz kendilerine söylüyoruz hastalara. Öyle hastalarımız geliyor ki bize tedavi veriyoruz, gidiyoruz evde tansiyon takiplerini yaptırıyoruz. Tansiyonu normale indiğinde doktor bey biz bu ilacı alacak mıyız, yine devam edecek miyiz diye söyleyenler var. Aslında bu tedavi uzun süreli ve ömür boyu, hayat boyu. Yani normale düşse de yine tabii devam edeceğiz. Bırakmayacağız yani. Şimdi yaşam tarzı değişiklikleri de tedavi alternatifi değil de tedavi güçlendirici olarak kabul edilmeyiz. Tedavideki amaç kan basıncı düzeyini azaltmak, metabolik anormallikleri düzelterek kardiyovasküler olayı ve son dönem böbrek hastalığı riskini azaltarak hastanın yaşam kalitesini artırmaktır. Hastalara ne yapıyoruz? Dediğimiz şekilde kilo verdiriyoruz, tuz kısıtlaması yaptırıyoruz, sigara bıraktırılıyor, alkol bıraktırılıyor veya azaltılıyor. Yani risk faktörleri ortadan kaldırılıyor. İşte egzersiz yaptırılıyor ve stres varsa stres azaltılıyor.
Peki hocam dirençli hipertansiyon nedir? Bunun dışında birçok sınıfa ayrılıyor hipertansiyon, evet, birçok evet. türü var. Bunlardan biri dirençli hipertansiyon. Bunun hakkında neler söylenebilir? Dirençli hipertansiyonda bir hastaya mesela genelde monoterapi dediğimiz tek tedavi yerine şimdi günümüzde daha çoklu ve ikili üçlü tedaviler başlanmaktadır. İkili üçlü tedavi başlanıldığı halde hastanın tansiyonu 140-90 üzerinde kalıyorsa biz buna dirençli tansiyon diyoruz. Bu dirençli hipertansiyon bu sık görülüyor. Nedenlerin pek çoğu da hastaların kendilerine ait oluyor. Yani ilacı düzenli kullanmıyor. İşte diğer risk faktörü varsa onlara dikkat etmiyor. İşte sigarayı bırakmıyor. Alkolü almaya devam ediyor. Biraz da kendi bilinciyle yaptığı Tabii kendi bilinciyle oluyor ve yüksek kaldığı için de dirençli tansiyon demekteyiz. Tedavisi de tabii daha şeyle yani üçlü dörtlü tedavilerle yine şeydir, hastaya bu durumunun kendisine ait olduğunu, ilaçların düzenli kullanması gerektiğine ve diğer risk faktörlerine dikkat etmesi gerektiğini telkin veriyoruz. Peki hocam bir de akut tipte hipertansiyon var. Evet. Şimdi hipertansif acil tablosunda kan basıncı 220'ye 140 civarı ve üzerinde olursa kalıyorsa tedaviye rağmen kalıyorsa bu çok akut ve acil bir durumu gerektiriyor. Bu hastalarda baş ağrısı, bulantı, kusma, ondan sonra konvizyon dediğimiz nöbetler ve üçüncü derecede retinopatiler, gözde retinopati, hipertansif retinopatiler, kalp yetmezliği ve oligüri tablosu vardır. Bu hastalar genelde yoğun bakımda biz tutuyoruz, orada takip edip ve durumunu iyileştikten sonra, durumu düzeldikten sonra biraz daha ciddi bir boyutta tabii sanırım. Tabii ciddi boyutta bir şey tabii. Yani çok yakın ve çok bakılması gereken bir hasta, takip edilmesi gereken bir hasta. Peki gebelikte hipertansiyon için neler söyleyebiliriz hocam? Az önce de dediğiniz gibi risk faktörleri arasında yani ortaya çıkabilecek doğal durumlar. Evet. Şimdi gebelikte hipertansiyon tüm gebeliklerin yaklaşık %10'unu da görülmektedir. Bu kişinin kendisindeki üçte biri kişinin kendisindeki hipertansiyona bağlı. Yani bu gebeler genelde daha öncelerde üçte bir oranda hipertansif hastalardır. Ama üçte ikisi de gebeliğin 20. haftasından itibaren kan basıncı yükselmesiyle ortaya çıkan proteinürü ayaklarda patolojik ödemle kendisini gösteren preeklampsi dediğimiz bir tabloya neden olmaktadır. Bu tabloda eğer şeyler görülüyorsa, kasılmalar da varsa eklampsi biz bu tabloya diyoruz. Böylece bir çok riskli ve sıkıntılı bir tablodur. Peki hocam şimdi gebelikte de öyle her ilaç kullanılmıyor. Nasıl bir tedaviye gidiliyor peki? Yani ya da bebeğe bir zararı oluyor mu? Ya tabii gebelikte mesela bu kasılmaları önleyici magnezyum sülfat veriliyor. Evet. Magnezyum sülfat veriliyor. Tansiyon çok yüksekse daha önceleri Alfamet diye bir ilaç veriliyordu. Onlar şimdi günümüzde çok daha şey böyle semptomatik tedaviyle diğer tansiyon ilaçlarıyla tedavisini tansiyon bebeğe bir zararı oluyor mu hipertansiyonun? Ya da gebeliği sonlandırma gibi bir yere gidebiliyor mu? Zaten eklampsi ve eklampsi tablosunda eğer çıkabiliyorsa, preeklampsi tablosuna çıkabiliyorsa çıkıyor hasta. Eklampsi tablosuna girdikten sonra bayağı ciddi boyutlarda hatta anne ölümlerine de ve bebek ölümlerine de neden olabilmektedir. Yani tedavi eğer cevap vermiyorsa gebeliği sonlandırılabiliyoruz. Tabii sonlandırılabiliyor tabii. Peki hocam bunların yanında bir de B12 eksikliği var. Günümüzde yine çok konuşulan sorunlardan, şikayetlerden bir tanesi ama buna geçmeden önce yine sevgili izleyicilerimizin de hipertansiyonla ilgili soruları varsa 333-3353 nol telefondan ulaşarak sorularını iletebilirler. Onlara da yanıt verebiliriz. Tabii. B12 nedir hocam? Ya da vitamin neden B12, bu son zamanlarda bu kadar? Vitamin B12 eksikliğinde vitamin B12 daha çok diyet alımlarında yetersizlik eğer kişi böyle vejeteryansa yani böyle et veyahut da hayvani gıdalar yemiyorsa vejeteryansa eksiklik çok fazla miktarda
o kişilerde olabiliyor. Ama birçok eksiklik durumu da bağırsak emiliminin bozulmasıyla ortaya çıkıyor. Mesela bunlar, mesela pernisyöz anemi dediğimiz vitamin B12'nin bağırsaktan emilim bozukluğu sonucu ortaya çıkan bir anemi tablosudur. Pankreas yetersizliğinde ortaya çıkabiliyor. Atrofik gastrit dediğimiz daha çok yaşlılarda atrofik gastrit olabilmektedir. Bunlar da ortaya çıkabilmekte. Yine ince bağırsakta aşırı bakteri üremesi veya ince bağırsağın son bölümü olan ileal bölgedeki hastalıklar sonucu ortaya çıkabilmektedir. Ve bunun eksikliğinde halsizlik, yorgunluk, özellikle unutkanlık. Yani kişi evet. Mesela bir şey aklına geliyor, hemen acaba nedir diye unutabiliyor. Ve bayağı en sık gördüğümüz şeylerden bir tanesi budur. Depresyonlar olabiliyor, sinirsel bozukluklar olabiliyor. B12'ye bağlı tabii olarak. Baş dönmesi olabiliyor. Hatta nefes darlığı bile olabiliyor. Mesela bize son zamanlarda bu üniversite sınavlarında öğrencilerin kurslarda veya derslerinde yeterli derslere karşı ilgiye gösteremedikleri için veliler bizlere getiriyorlardı. Bir bakıyoruz vitamin B12 bayağı bir düşük. Ve biz bu vitamin B12'nin değerini yerine koyduktan sonra bayağı bir düzelme oluyor ve öğrenci gerçekten derslerinde daha aktif ve daha iyi duruma geliyor. Yaptığımız şeyde piyasada Dodex denilen bir şey var zaten. Tek o iğnesi var. İğne daha etkili. Bir de vitamin B12 preparatları mevcut. Yani onları veriyoruz. Kısa süreli bir tedavi mi var? Ya da o iğneyi olduğunda tamamen yerine geliyor. Hayır. Şimdi bu tedavi tabii ayda bir veya üç ayda bir kontrolleri de yapıyoruz. Evet. Genelde normal sınırı 150 ile 900 pikogram mikrogram arasında oluyor. Genelde bu kişilerin şeyleri 150'nin altında oluyor veya alt sınırlarda oluyor. Tedavi uzun süreli, 6 ay 9 ay devam edebiliyor. Hatta yaşlılarda ömür boyu bile verdiğimiz tedavi vardır. Bir de son zamanlarda bu vitamin B12 eksikliğinin Alzheimer hastalığında, yani erken bunama dediğimiz Alzheimer hastalığında da çok suçlandığı için risk olarak görüldüğü için tabii onun üzerinde de bayağı bir duruyoruz. Peki hocam, bir yaş grubu var mı? Yani B12 şu eksikliği şu yaştan sonra görülür diye bir şey var mı? Yoksa çocuklarda da olabiliyor, erişkinlerde de olabiliyor, gençlerde ve yaşlılarda da olabilmektedir. Peki önemlisi için yani evde kendimiz neler yapmalıyız? O raddeye gelmeden. Şimdi biliyorsunuz etle, sütte, yoğurtta ve hayvanlı gıdada yeşil şeylerde bayağı bir mevcut. Ama yani öyle bir durum, bir tane böyle bir şey var ki, durumu var ki yani yiyeceklerle de çok fazla edilmiyor. Eğer kişinin atrofik asiti varsa veyahut da bağırsaklarda bir düzensiz bozukluk varsa istediği kadar yese bile yani yine bu preparatlarla, bu ilaçlarla takviye tedavi vermek durumunda kalıyoruz. Hocam şimdi gelen bazı sorularımız var yine konularla alakalı veya değil. 2 yıl önce apandisit ameliyatı oldum. İleriki yıllarda bağırsaklarımla ilgili bir problem yaşar mıyım? İleriki yıllarda bağırsaklarla ilgili bir problem yaşamaz. Eğer ameliyat komplikasyonu olarak yani eğer şeylerde böyle brit ileostar gelişiyor, yani yapışmalar oluyor. Eğer öyle bir şey olmadıktan sonra apandisit ameliyatından bağırsaklarda bozulma var. Sanırım öyle bir şey olsa da zaten 2 yıl içinde kendini gösterirdi. Tabii 2 yıl içerisinde kendini gösterebilir tabii. Peki hocam, benim tansiyonum üzülünce ve sinirlenince çıkıyor. Bu normal mi diye bir soru da gelmiş. Tabii sinirsel tansiyonlar vardır. Bu sinirsel tansiyonları öncelikle biz tansiyon tedavisi başlamıyoruz hemen. Önce bir psikiyatri tedavisi alıyor, sinirsel tedavi alıyor. O tedaviden sonra zaten birçok hastanın tansiyonları normale geliyor zaten. Hocam bir diğer soru, tansiyonum sol kolumla ölçünce sağdakinden daha yüksek çıkıyor. Acaba bunun sebebi normaldir. İşte o sağda biraz daha düşüktür. 1-2 milimetre civa daha düşüktür. Nedeni işte kalbin sol tarafta olması ve basıncın o tarafta birazcık daha fazla herkese olması. Bu böyle midir hocam? Yoksa... Yani genelde böyledir. Genelde böyledir ama bazen ölçümlerimizde farklı şeyler de bulabiliriz. Bu eğer farklı şeyler bulursak
Mesela bir aort şey var, disekan aort anevrizması veya aort koarktasyonu dediğimiz şey var. Mesela nabız el ayaklarda normalde yüksekken şeyde ayaklarda azalıyor, kollarda yüksek oluyor şey olarak yani. Yani böyle bir nedenini araştırmamız lazım eğer farklı şeyler bulursak. Mesela nabız alamazsak o bölgede, o kolda acaba şey, arter tıkanması var mı yok mu diye araştırmamız lazım. Peki hocam, tansiyon ilaçlarının kansere temel hazırladığı gibi bir düşünce de var. Bu doğru mudur, yoksa bu bütün ilaçlar için geçerli olabilir mi? Yani sadece tansiyon ilaçları için söylenebilir mi? Şu anda yani o tür şeyler kanser yapabilme şeyi vardır diye şu ana kadar literatürde öyle bir bilgi yok yani. Peki hocam, başım ağrıyınca tansiyonumun yükseldiğini anlıyorum. O zaman ilaç alıyorum. Doğru mu yapıyorum? İlaç almamalı mıyım denmiş. Ya her baş ağrıdığında öncelikle tansiyon mutlaka ölçülmeli. Yani baş ağrılarının çok çeşitli nedenleri vardır. Sinüzitten olabilir, migren türü ağrılar olabilir. Önce nedenini bulup eğer tansiyon yüksekse ona göre yani bir doktora gidip böyle bir araştırılması lazım. Yani serebral beyinle mi ilgili, işte yoksa tansiyonla mı ilgili diye. Bir sebebi vardır yani. Bir sebebini araştırıp ona göre tedavi vermek. Peki hocam, yüksek tansiyonda kalıtımın rolü var mı? Vardır. Tansiyonlarda kalıtımın da rolü vardır. Bazı aileler böyle devamlı hipertansif aileler de vardır. Aynı diyabetik hastalarda olduğu gibi onun da genetikle ilişkilidir. Vardır yani. Peki hocam, bir de şu var. Otomatik tansiyon aletiyle ölçülen kan basıncı doğru yanıtı verir mi? Otomatik kan, şimdi biz genelde hastalar geliyor, biz hastaların tansiyonlarını ölçüyoruz. Bizim tabii manşonlu şeyimiz, tansiyon ölçme aletimiz var. Ve hastaların tansiyonların düşmüyor diye söylendiği halde takiplerinde, şimdi evde neyle ölçüyoruz diyoruz. Bir koldan, bir bilekten var, bir dirsekten var. Onlarla ölçtüğünü görüyoruz. Ve onları genelde siz tansiyon ölçme aletinizi getirin. Burada bir kontrolünü yaparız veya tedavi verirken evdeki tansiyonunun hangisi olduğunu öğreniyoruz. Onu eczanede veyahut da bir sağlık kuruluşunda gidip doğru ölçüp ölçmediğini kontrol ettirin. Ona göre tansiyon tedavisine başlayın, takibine başlayın diye onları uyarıyoruz. Tabii doğru olmayabilir. Evet, peki hocam bir fark var mı bilekten veya dirsekten ölçmenin? Bir fark yaratır mı? Çok fazla belirgin bir fark yok ama biz genelde dirsekten daha çok ölçme taraftarıyız. Peki hocam, doktorum kan basıncımın 24 saat sürekli ölçülüp kaydolmasını istedi. Bunun sebebi ne olabilir denmiş. Sanırım takip amaçlı. Şimdi tabii. Şimdi bu yani tansiyonları çok şeydedir, sınırdadır. Evet. Yani tansiyon var mıdır, yok mudur diye. Hatta biz bu tür vakalarda kardiyologlara gönderiyoruz. Holter diye bir cihaz var. Onu 24 saat takıyor. Hem kalbin ritim kalbin durumunu veriyor, ritim durumunu veriyor. Hem de tansiyonları 24 saat ölçüyor. Ona göre gerçekten tansiyon tedaviye var mı? Tedaviye yardımcı olmak için. Tabii. Peki hocam, tansiyonumu evde ölçtüğüm zaman normal, doktorum ölçü yüksek çıkıyor demiş. Bunu zaten az önce sanırım açıkladık. Aynı gerekçeyle. Yani evdeki cihazı yanlış ölçebilir. O şekilde. Ya da oraya geldiğinde stresli, yorgun olabilir. Beyaz önlük tansiyonu olabilir dediğimiz şekilde. Değişik çıkması normal. Tabii. Peki hocam, tansiyon ilacı almaya başladığımdan beri ayağa kalkınca başım dönüyor demiş. Bunun sebebi ne olabilir? İlaçların yan etkisi olabilir İlaçların mi? İlaçların yan etkisinin demiş. Yanında tansiyonlar da acaba iyi gidiyor mu gitmiyor mu diye. Yani tansiyonları düşüyor mu? Mesela bazı takiplerimizde mesela verdiğimiz ilaçlar biraz şey olabilir. Yüksek gelebilir. Zaten bizim takip yapmamızın amacı da budur zaten. Evde ölçtürmemizin ve iyi bir cihazla ölçtürmemizin düşebilir tansiyonu. Yani tansiyonları mesela biz orada 11-12 civarında seyretmesini isteriz. Onlar 9-10'lara düşer. Bu sefer biz hastalara diyoruz ki böyle bir durumla karşınızda telefon açın veya bize gelin. Tansiyonunuzu ölçün. Tansiyon durumuna göre biz gerekli önlemleri sizde alırız diye. Peki yan etkileri ne hocam? Tansiyon ilaçlarının yan etkileri var mı ciddi boyutta? Hayatı etkileyecek şekilde, yani baş dönmesi, halsizlik vesaire. Yani ciddi boyutta tansiyon ilaçlarının yan etkileri, tabii biz tansiyon ilaçlarını
vakanın durumuna göre veriyoruz. Mesela böbrekte bir tansiyon varsa ona göre veriyoruz. İşte kalpte bir tansiyon varsa ona göre veriyoruz. Yani mesela astımlı bir hastaya beta bloker vermiyoruz. Yani onun astım şikayetlerini artıracağı için. Yani bu tür şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Peki hocam, tansiyonun bir türlü düzene girmedi. İlaçlarımı düzenli almama rağmen azıcık sıkılsam 18 oluyor. Kardiyoloğa gittim, dahiliyeye gittim. Hormonların biraz yüksek. Ne yapabilirim demiş. Yani ilaçlarını düzenli alıyormuş. Evet. Ama yine de en ufak sıkıldığında tansiyonda değişiklikler oluyormuş. Bunun sebebi ne olabilir diye sormuş. Ya sıkın strese bağlı olabilir. Sıkın strese bağlı olabilir. Öncelikle bu sıkın stresini giderecek psikiyatriye gidip kontrol yapması. Yani sizin de yönlendirdiğiniz birimler var. Tabii. Her gelelim. Mesela yüksek tansiyonlarda mesela şey var. Mesela transiskemik ataklar oluşabiliyor. Transiskemik atak dediğimiz beyin etkilenebiliyor. Bu sefer bize gelen kişi böyle bir durumla geldiğinde tansiyonunu düşürüyoruz ve bunların tansiyonu da öyle çok hızlı da düşürülmüyor. Daha iskemiler oluşma, bir takım sıkıntılar olmaması için. Ve ondan sonra da nörolojiye gönderiyoruz. Nöroloji işte gerekli şeyleri yapıyor, tedavileri yapıyor. Peki hocam, gün içindeki yaşantımızda böyle ani hareketlerimiz oluyor. İşte başımızı döndürmemiz veya ayağa kalkmamız gibi. Burada böyle kısa süreli böyle baş dönmeleri ya da böyle bıçak saplanmış gibi şeyler oluyor. Postürel tansiyon dediğim tansiyon vardır. Postür değişikliklerinde tansiyonlar düşebiliyor. Normal mi? Bazen yani bazı kişilerde olabiliyor. Tabii yine de bir nedeni var mı yok mu diye araştırmak gerek lazım. Tabii. Peki hocam, şöyle bir toparlayacak olursak, tansiyon hastalarımıza günlük hayatlarını daha sağlıklı devam ettirebilmeleri için vereceğiniz birkaç ipucu var mı? Yani şundan uzak durmalılar, şunlara dikkat etmeliler. Şimdi tansiyon hastası şöyle her şeyden önce yapılan çalışmalarda mesela obezse kilo vermesi gerekiyor. Kilo ver, mesela diyelim ki 10-15 kiloluk bir kilo vermesi tansiyonlarda 2-3 milimetre civa azaldığı gösteriliyor. Eğer alkol alıyorsa alkol alımını azaltması ve kısıtlaması veya hiç almaması lazım. Sigara içiyorsa sigarayı bırakması lazım. Spor yapması lazım. Egzersizler yapması lazım. Ve yağlı gıdalardan uzak şey etmesi lazım. Ve kolesterollerini rutin takip ettirmesi lazım. Yani bazı aileler diyoruz ya hep genetik olarak da kolesterol yüksekliği mevcut. Dolayısıyla ailesel hiperlipidemi vakaları da vardır. Bunlar devamlı kolesterol ilacı kullanması da gerekiyor. Yani ne kadar yiyeceklerine dikkat etse yine kolesterolleri yüksek kalıyor. Yani onlara dikkat edip kolesterolünü düşürüp damarları korumak lazım. Ve tansiyonlar genelde gayet şey oluyor. Düzenleniyor tabii. Peki hocam, evde tansiyon çıktığında veya düştüğünde ne yapmalıyız? Yani doktora gelmeden önce o kısa dönemde evde ne gibi bir şey yapmalıyız yani? Tansiyon ölçülür önce. Tansiyonun gerçekten düşük olup olmadığına bakılır. Tansiyonda genelde ilk şeyimiz böyle bir bacakları yukarıya kaldırıp böyle basıncı daha şeye doğru, beyine doğru vermek gerekiyor. Bir de yani biraz tam tersi biraz hafif bir böyle tuzlu bir şey etmesi lazım. İçmesi lazım. Tuzlu ayran olabilir. Yani öyle hafif tuzlu. Normalde tuzdan uzak durmaları gerek. Yani uzak durmak gerekiyor ama işte öyle o tür manipülasyonlar tansiyonları biraz yükseltebiliyor. Etkiliyor. Yani ben mesela çalıştığım dönemlerde acillerde çok vakalar gördük biz. Şimdi hasta geliyor, tansiyonları çok yüksek. Yani 24'lerde büyüğü işte 16'larda küçüğü olan tansiyon hastaları vardır. Evet. Acillerde tespit ediyoruz. Bu hastalara belki 3-4 çeşit üçlü dörtlü tedaviler başlıyoruz. Bu hastalar gidiyorlar, hiç tedavilerine yani yeterli şey, yani o tedaviyi bir müddet aldıktan sonra bırakıyorlar. Düzeltip bırakıyorlar. Ama böyle hafif bir tuzlu yediklerinde, bir tuzlu balık olabilir, tuzlu zeytin olabilir veya hafif bir tuzlu yediklerinde birdenbire tansiyonları fırlıyor ve beyin kanamasıyla geliyor. Bu hastalar beyin kanamasıyla yoğun bakıma alınıyor, yoğun bakımdan da kolay kolay çıkamıyorlar. Yani belki de
tedavisine uysa tabii, bu sorunlarla karşılaşmayacak. Kesinlikle karşılaşmayacaktır. Ama bu genelde bizim yapımızda var. İyileştim deyip bir veya, gün sonra ilacı veya, bırakmak. Veya inme oluyor, felç ediyor, hasta yatalak kalıyor. Veya da işte böyle ufacık bakıma sebeplerin sonuçları tabii, çok büyük oluyor. Yani onun için biz hastalarımıza kesinlikle bu ilaçlar hayat boyu kullanılmalıdır diyoruz. Ve bu ilaçlara mutlaka dikkat edelim. Yani nasıl alınacaksa o şekilde alalım ve kesinlikle aksatmayalım. Bu şekilde davranan hastalar gerçekten tansiyonları 12-13'lerden yukarı çok fazla çıkmıyor. Hocam bir de böyle babaannelerimize, anneannelerimize vardı. Böyle kendi kendilerinin doktorları olmuşlar. İşte tabii. O ilaç bana yaramıyor, ben bırakayım. Tabii. İşte ya, genelde hep öyle evet. Yani. Hep öyle. Yani Türkiye'de tansiyonların sıklığı yaşam tarzına uyulmuyor. Yani işte bayağı bir obez. Hatta son zamanlarda obeziteyle evet. ilgili büyük bir şey de var bakanlığın, Sağlık Bakanlığı'nın çalışması var. Sigara konusunda epey bir başarılı oldular. Epey bir sigarayı bırakan kesim var. Hocam sigara bırakma da sizin alanınıza giriyor mu? Ya genelde ilgileniyoruz tabii yani sigara... Şimdi şöyle bir soru da geldi çünkü alanınızdan bilmiyorum. 16 yaşımdan beri sigara kullanmaktayım. Şu an 25 yaşındayım. Sigarayı bırakmak istiyorum ama kendi irademle bırakamamaktayım. Ne yapmalıyım? İşte sigarayı bıraktırma yerleri var, kuruluşları var. Oralara müracaat edip onlar bir takım hatta yani nikotin sakızlarından tutun da bantlara kadar şeyler var, ilaçlar var. Yalnız bunu sigarayı kafadan yani bırakma böyle karar vermek lazım. Yani ben bunu daha içmeyeceğim demek lazım. Öyle de bir milat kişinin kendisinin belirlemesi lazım. Yani sigaranın en güzel bırakma yöntemi bu ama bırakamıyorsa diğer metotlara başvurması gerekiyor. Hipertansiyonun da sebepleri arasında alkol ve sigara kullanımı birçok sebebi var dedik. Evet. Stres de tetikliyor dedik. Tabii, mutlaka. Değil mi hocam? Hepsinden uzak durup en önemlisi ilaçlarına düzenli olarak uyacaklar. Tabii. Tedavileri kendi kendilerine yarıda kesmeyecekler. Yani en önemli konu tansiyon, sigara ve tansiyon konusunda kişi ilaçlarına dikkat edecek. İlaçlarından hayat boyu kullanıldığını bilecek ve yaşam tarzına uymaya çalışacak. Doktorun dediklerinin dışına da çıkmaması lazım. Peki hocam ne kadar sıklıkla kontrole gelmeliler? Veya şunu da sorayım. Yani evde hani tansiyonlarımızı ölçüyoruz. İşte düşük diyoruz, yok normal diyoruz. Tabii herkesin bünyesine göre belki o dereceler farklılık da gösterebilir. Yani size göre normal olan bana göre normal olmayabilir. Evet. Genelde evde ölçümleri, tansiyon seni hasta geldiğinde tedavi başladığımızda kendisine bir şey böyle kartla veriyoruz. Bu evet. Buna sabah akşam tansiyonlar, genelde sabah akşam ölçüyoruz tansiyonlarını ve tansiyon takiplerini yaptırıyoruz. Ben genelde 15 gün sonra önce bir bakıyoruz tabii 15 evet. günlük bir periyotta. Daha sonraki takipler ayda bir, iki ayda bir olabilir yani ama bir 15 gün sonra. Yine de 15 gün içerisinde de bir sıkıntı olursa telefon numaramızı veriyoruz. Evet. Eğer herhangi bir durum gelişirse, oluşursa, sormak istediğim bir şey olursa bizi aramasını istiyoruz. Peki hocam hiç doktora gelmemiş bir hasta hangi durumda gelmeli? Yani tansiyonunu ölçtü diyelim, evet düşmüş veya inmiş ama hani normal işte stresten olmuştur deyip bir kenara bırakmalı mı? Hayır. Yoksa kesinlikle şimdi gelmeli aslında, mi? Altında aslında, başka sebepler olabilir mi? Müracaat eden her hastanın ben tansiyonunu ölçüyorum. Evet. Yani geliyor çocuk da olsa, ondan sonra erişkin de olsa, yaşlı da olsa her hastanın tansiyonunu ölçüyorum. Ve gerçekten tansiyonlu olup da çok gezen insan var. Evet. Yani, farkında bile olmayanlar tabii, var. Farkında olmayan çok gezen insan var. Ve bu şekilde tespit ediyoruz tansiyonunu. Yani gelen her hastanın tansiyonunu ölçmek gerekiyor. Ve gerçekten çok tansiyonlu hastalarla karşılaşıyoruz. Ve kendileri bilmiyorlar. Bilmedikleri için de epey şeylere maruz kalıyorlar. İşte inmeler oluşuyor, felçler gelişiyor. Sebebi sonradan anlaşılıyor. Yani mesela tansiyonlu geziyor, böbrek hastalığı ortaya çıkıyor daha sonra. Böbrek hastalığı kronik renal yetmezliğe dönüşüyor. Haftada bir diyalizlere girmeye başlıyor. Yani tabii çok dikkatli şey etmek lazım. Yani tansiyon işini gelen her hastanın tansiyonunu ölçmek lazım.
Evet. Yani ne olursa olsun. Peki hocam, tek bir ölçüme nasıl anlıyorsunuz tansiyon hastası olup olmadığını? Ben yani genelde, belli bir takibe gerek yok mu? Tabii tabii, ben genelde her iki koldan da ölçüyorum. Bu kol, her iki, evet, koldan da ölçüyorum. Ve eğer böyle şüpheli bir şey varsa takibi alıyoruz. Yani ilaç başlamıyoruz, evet, hemen takibi alıyoruz. Takip neticesinde ataklar var mı yok mu? Yüksek kalıyor mu? Onlara bakıyoruz. Ortaya çıkıyor tabii zaten. Tabii ortaya çıkıyor, evet. Peki hocam, ben teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Benim bu ilk canlı yayınımdı, ilk programımdı. Biraz aksilikler olabilir. Estağfurullah. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, genel sağlık programımızda dahiliye uzmanı Kemal Haşıl'la tansiyonu konuştuk. Hipertansiyonun sebeplerini, risk faktörlerini ve oluşturabileceği sonuçları konuştuk. Bunun yanında B12 eksikliğini konuştuk. Programımızı burada sonlandırıyoruz. Önümüzdeki haftalarda farklı konu ve konuklarla devam edeceğiz. Hoşçakalın.